Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, Northgard'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Hallvard'ın kadim şehrine yardım ediyorduk. Ne yapıyorduk? Kurtların elinden kurtarmıştık. Hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keçi Kılan'ı evet bize bir yemin etmişti. The sons of Heidrun had been shipwrecked on an inhospitable coast. But we arrived just in time to save them from the fangs of the wolves. Hallvard, their elderly leader, was so grateful he swore allegiance to me the moment we met. He readily agreed to share invaluable secrets about survival. Soon enough, we would be taming the wilderness. Şimdi galiba Keçi Kınalı yine oynayacağız. Ve bu şekilde hikayeyi oynarken klanların da ne özellikleri var onları da çözmüş oluyoruz. Brent maceramızın bir bölümünde bizden ayrıldı. Hallvard'da devam edeceğiz. Vurlar ola. Bre Brent. Hadi bakalım. Vuratacağım mı, vuratmayacağım mı göreceğiz. Heidrun klanı. Keçi klanı koyun yetiştiriciliğinden faydalanır ve bu hayvanların koyun ağılında sadece onlara özel bir bina tutularak avantaj elde edilir. Yiyecek muhafazası konusunda uzman oldukları için mükemmel ziyafetler düzenleyerek mutluluk seviyelerini ve üretimlerini arttırabilirler. O zaman başlıyoruz. Ne demiş görevde? Bir birahane ve kralların idrabı inşa et ve şan. Peki. Şimdi. Önce bir odun, ardından bir izci kampı, bir de ev inşa edelim. Evet, Keçi Kılan'ın yaşlı sancak taşıyıcısı Hallvard, halkının hayatta kalması için çabalayan bilge ve iyi kalpli bir adamdır. Ne gerek var ki tüm bu barbarlığa demiş. Ama farkında değil ki İskandinav mitolojisinin içinde ve Viking abimiz. Hemen bir tane izciyle etrafı keşfe başlayalım. Bu bölümde kalsın. Bu bölümden sonra bunu tamamen kapatacağım artık. İki tane koyunumuz var. Ne özelliğimiz vardı bize? Nereden görüyorduk onu? Şu an onu unuttum nereden gördüğümüzü. Yakacak odun ihtiyacını %20 azaltıyormuş. Yani kışın bize faydası olabilir. Şimdi burayı bir konuleştirelim. Ardından burayı da bir bakalım ne varmış bu harabelerin içinde. Harabeden ziyade biraz lahit gibi bir şey bu. Ne çıkacak içinden?
ablam orayı bir incelesin, araştırsın. Şimdi maksimum bina kapasitesine ulaşılmamış. Şu an burada taş madeni var. Güzel. Boyun ağla. O zaman bir tane madeni boyun ağla yaptıralım. Bakalım nasıl bir faydası olacak. Bayağı bir verdi. Artı 9 verdi. Şimdi diğer koyunu da içine koyduğumuz zaman bakalım ne olacak. Olsun. Yine de iyi. Yiyecek olarak güzel. Başlangıç olarak iyi. Buraya bir de bir ana yapalım. Aldığımızda burayı araştırmak üzere. Ne verdi? 100 kromuz ve bilgi verdi. Şimdi madencilik verimliliği. Tamam. Burada balık var. Kurt var. Ben buradaki kurdu halledeyim. Şu kel amcamızla. Bir tane köylü gönder buna. Bir tane gönder. Tamam. Keçi planı güzel. Yani hoşuma gitti. Hızlı bir gelişim sağlıyor. Ekonomik açıdan güçlüymüş gibi duruyor. Evet, burada bilge de yapabiliyormuşuz. Şimdi taş yatağını alalım. Hatta şuradaki şeyi de halledelim. Bunları da halledelim. Şuraya gönderelim bunu. En azından bize faydası olur. Kink gemisi için. Burayı kullanabiliyor muyuz? Evet. Şöyle kullanabiliyoruz. Ne oldu? Koboldlar. Belki buradan anlıyoruz ki bölgelerine girmediğimiz sürece bizi çok saldırmayacaklarmış gibi duruyor. Burayı bir temizleyelim. Yalnız dayı sağlam çıktı. Sağlam vuruyor. Taş madenini göremedim. Ha, bunu hepsi için kullanabiliyorduk, evet. Şuraya koyalım.
Atlan burayı da yap. Yiyecek konusunda biraz problem yaşıyoruz ama birazdan onu da toplayacağız. Arkıyor. Bence o dinin hizmetçilerini düşmanlarımızı yemek için kullanabiliriz. Orada yine bir mevzu patladı. Değil de 4 tane işçi çalıştırabileceğiz bir evde. Geliştirme yaptığımız zaman. Boşta duran oyunlar vardı. Hayır abi, sen orada kal. Sen buraya. Sen gel. Hala ikisinden düşemedik yemek konusunda. Bu abimizi buraya gönderelim. Zaten daha fazla veriyormuş. Ana binamızı bir geliştirelim. Biraz daha hızlandı, evet. Binalarını da geliştireceğim bu taşı biriktirdiğim zaman. Ben şunu
Şunlara bak, ne kadar boş bir şey ama işte. Bir şey göründüğü gibi değil. Maalesef. Önce kobotları halledelim ama ondan önce bir eğitim kampı yapmak şart. O yüzden yaralanmış bir sahibiyiz. Ayrıca kış sanki daha da uzun olmaya başladı gözümde. Bakalım. Kapasiteye ulaşmışız. Sağlık için şifa evi yapalım ama odun problemi yaşıyoruz. Taşları bitti. En azından odun binamızı da güçlendirdik. Yapamadığımıza göre buradalar.
Bakür ablalarımız bizi bekliyor. Şu an herhalde o yaratıklar buradan çıkacak anladığım kadarıyla. Acaba? Hadi lan oradan. Ya bu uzaktan sohbet muhabbeti biraz saçma olmuş ama. Olsun. İzci binasını geliştirmemiz lazım. Peki. Kaldıracağım. Burada zaten artık bir işe yaramıyor. Buraya başka bir bina yapabilirim. Kobalttan oraya gidiyorum. Yemek kapasitemiz tavan yapmış. Canı az ama seri buralar. Savaşçıları da kaybettik. Hayır.
biraz taş toplayalım. Topladığımız taşla da yine binalarımızı güçlendiririz. Elay gerekliymiş onun için mesela. Şimdi aslında şöyle bir şey yapsam ya, güçlendirebiliyor musun burayı? Burayı yiyecek deposu yapalım. Güzel. Beş tane kavuk var burada. Çalışıyormuş. Kolonize edelim. Taş madeni var. Olabilir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah'ım. Gel abi. Bunlar yoksa mefta.
Hasar verdi. Onları onar. Onarma işini nasıl yapıyoruz? Nasıl onaracağız? Şu an nasıl onaracağımı çözemedim. Normal bir kişi yanan binaya mı gönderiyoruz? Taşla bitti. Şimdi ne
de hallettik. Fasulyeye ulaştık. İsmine bak, Gundi. Lan Gundi. Valkürlerin olduğu yeri de yok etmek istiyorum. Acaba ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Altı atan kampı. Merkezine bir kişi daha koyabiliyormuşuz. Buraya da bir kule yapmamız gerekiyor. Gemi yapımı gerektirir derken.
yerden tasarruf edebiliriz evet bir şekilde. Ne kadar güçlü çok merak ediyorum. Ben bir tanesi. Ziyafet kazanacağız demek ya. Kralların ikramı var. Ne yapalım? Geçemiyor muyuz? Bunları halledip geçebilir miyiz? Ben şunu anlayamadım. Buradaki gemi yapımı gerektirir dediği şeyi çözemedim şu anda. Onu düşünüyorum. Anlayamadım. Yo.
Hadi. Yetişemediler. Şurayı da bir alalım, valkürlerden kurtulalım. Kar fırtınası. Totamız dönecek o zaman. Şaka gibi gerçekten. Şu an canlar bizi içten içe fethetmişler. Bir şekilde. Bunun için ne yapabiliriz? Şu ağırlık. Hadi. İyi. Oh,
madenciler, işçi olarak. Ufaktan gidelim. Bir hayli şeyimiz var. Ekonomik olarak iyi bu. Gerçekten keçi klanı, unutuyorum sürekli ismini. Keçi klanı ekonomik açıdan sağlam. Daha çok şey getirebiliyor. Üzerinde de yapabiliyoruz ama onlara 10 istiyor. Hmm.
Herhalde burayı bıraktığımız zaman... Götüm götüm ilerleyip kaçarsınız. Seni gidi karga seni. Doğmadan neler doğan var, güven bana. Eyvah sıçtık. Şimdi sıçtık işte. Şurayı ele geçirin. Kaç. Brent geldi yavrum Brent. Top gel günahlarından Brent. Ha neredeyse burada lan. Bunlar vardı ya. Beastler geldi ya. Hagen şey Halvar iptal. Peki. Bu adamı nereden basıyorduk acaba? Abi gelin. Topuk. Hagen uçtu. Oraya orayı kavlar. Keserler. Yürüyün bire yürüyün. Hadi bakayım. Sözünde duran baba yiğitler size. Delikanlı adammışsın. Binaları falan yıkma gibi bir şey olsaymış. Güzel olurmuş aslında ama. Bölgede durdukları zaman kontrol altına alıyorlar. Tanrılara şükürler olsun ki ya. Savaş işleri böyle. Normal kolay iş değil. Ne için geldin? Sevgili dostlar, değerli izleyiciler,
videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımın altına yorum atıp like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.